Çağımızın vebası kanser. Her gün milyonlarca hasta kanseri yenmek için kemoterapi tedavisi görüyor. Ancak bitkilerle tedavi uzmanı Doktor Ümit Aktaş'ın ezber bozan bir iddiası var. Gereksiz kemoterapi öldürüyor. Ortalama yaşamı uzattığına dair kemoterapinin herhangi bir bilimsel bulgu olmamasına rağmen hala insanlara kemoterapi uygulanmasına karşıyım. Gereksiz kemoterapi kanserden daha büyük zarar veriyor hastaya. Yanlış duymadınız. Bitkisel ilaçla tedavi uzmanı Doktor Ümit Aktaş, kanser hastalarının en çok kullandığı tedavi yöntemlerinden kemoterapinin hastalara zarar verdiğini ve ölümcül olduğunu savunuyor. Yani hücre zehirleyen, hücre öldüren tedavidir. Kemoterapi bunu yaparken sadece kanser hücrelerini öldürmüyor. Aynı zamanda sağlam hücrelere de zarar veriyor ve kişinin bağışıklık sisteminin çökmesine sebep veriyor. Kemoterapi bağışıklık sistemini çökertince kişi bütün hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor. Tabii ki kanser hastalığına karşı da savunmasız hale geliyor. Bitkisel tedavi yönteminin Türkiye'de en son çare olarak kullanıldığını söyleyen Doktor Aktaş, hastayı başlangıç seviyesinde yakalamanın çok önemli olduğunu söylüyor. İmmünoterapi adını verdiğimiz bağışıklık sistemini destekleyen bitkisel tedavilerdir. Bağışıklık sisteminiz güçlüyse kanserden korkmayın. Hastaları biz başlangıç safhasında yakalayabilsek zaten pek çoğuna çok daha fazla faydamız dokunacak. Ama maalesef hastalar en son aşamada bize geldiklerinde işten geçmiş oluyor. Yine de elimizden geleni yapıyoruz. Hastalara çok büyük faydamız dokunduğunu söyleyebilirim. Aktaş'a göre en tehlikeli kanser türlerinden olan pankreasın bile bitkilerle tedavisi mümkün. Bir bayan hasta pankreas kanseri tanısıyla bana geldi. Ailesi kemoterapi almasını istemiyordu. Kendileri karar vermişti. Zayı bitirdi hasta. Hala hayatta. Ki 80 yaş üstü pankreas kanserlerinde ilk 6 ay geçen hasta sayısı çok azdır ve bu hastanın pankreastaki kitlesi küçülmeye başladı. Şu anda hala hayatta, kilo kaybı yok, gayet canlı, hayatına devam ediyor. Doktor Ümit Aktaş'a kanser olsanız kemoterapi yöntemine başvurur musunuz diye sorduk. Zaten yakınlarıma vasiyetim var, kanser olduğum zaman bana kemoterapi verdirmeyin diye. Amerika'da yapılmış bu konuda yayın var. Onkologlara sormuşlar Amerika'da, kanser olduğunuzda kemoterapi yapılmasını ister misiniz diye. Onkologların çoğu hayır, bana kemoterapi yapmayın, istemem demiş. Diyet yapanların belki de tek ortak